Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nda Türk ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik Türkiye-Almanya Danışma Günleri düzenlendi. Düzenlenen programa Türk ve Alman heyeti katıldı. Her yıl iki tane Türkiye'de, iki tane de Almanya'da olmak üzere Almanya-Türkiye Danışma Günleri düzenlenmektedir. Bugün Gaziantep'te düzenlenen bu Almanya-Türkiye Danışma Günleri Salı, Çarşamba, Perşembe günü devam edecektir. Buradaki amaç Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan sigortalılarımız ve emeklilerimizin sosyal güvenlikle ilgili taleplerini, sorularını alıp onların sıkıntılarını gidermek üzere onların sorularına cevap verilecektir. Yukarıda tahsis ettiğimiz 6 tane odamızda bu 3 gün sigortalılarımız, emeklilerimiz gelip sosyal güvenlikle ilgili gerek Türkiye gerek de Almanya sosyal güvenlik sistemiyle ilgili sorularını sorup cevaplarını bulacaklardır. 1 Kasım 1965'te Almanya-Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve bugüne kadar da iki dost ülke sosyal güvenlikle ilgili her türlü problemlerini çözmüştür. Bildiğiniz gibi sosyal güvenlik o kadar önemli bir şey ki kısaca insanların hayatta karşılaşacağı risklere karşı onları güvence altına alan bir sistemdir. Örneğin hepimiz yaşlanıyoruz ya da Allah korusun kaza geçirebiliyoruz. Bu tür durumlarda sosyal güvenlik sistemi devreye giriyor ve insana bir güvence veriyor. Bunun zengini fakiri yok. Bugün zengin olan yarın fakir olabiliyor. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık. Allah kimseye vermesin. Bu anlamda gerçekten sosyal güvenlik sistemi insanlara güvence veren, onların hayatını güvence altına alan, hatta doğumdan önce başlayıp ölümden sonra devam eden bir sistem. Sosyal güvenlik sistemi güçlü olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemi de güçlüdür. Bizim 2006 yılında bir sosyal güvenlik reformu yapıldı. 2007'de hayata geçirildi ve gerçekten şu anda iddia edebiliriz ki dünyada bir numaralı sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Daha önce SSK, Bağkur, Emek Sandığı diye 3 kurumumuz vardı. Şu anda Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı altında, çatısı altında tek bir kurum haline geldik. Daha da sadeleşebilir. Bir sistem ne kadar sade ise vatandaşına o kadar güzel hizmet verebilir. Karmaşık sistemlerde her zaman problem vardır. Zaten şu anda buradaki toplanmamızın bir amacı da sistemlerdeki belki açıklık olmayan, problem yaşanan konulara çare olmak için bu tür toplantılar düzenleniyor. Benim şahsi görüşüm ve amacım her alanda olduğu gibi sosyal güvenlik alanında da sistem çok net olmalı. Karmaşık olmamalı. Bu anlamda bizim 2030'dan sonra sistemimiz tam tek hale gelecek. Tabii kazanılmış haklardan dolayı 2035'e kadar kademeli bu tek sisteme geçeceğiz inşallah. Sayın Elma'yı da burada yeniden görmekten memnun olduğumu dile getirmek istiyorum. Verimli işbirliğimizi burada derinleştireceğimizden eminim. Türk-Alman Danışma Günleri'nin hedefi Türk kökenli, yani hem Türkiye'de hem de Almanya'da kökleri olan sigortalılarımıza yüz yüze danışma hizmeti vermektir. Sorularını cevaplandırmak ve sorunları ortadan kaldırmaktır. Burada olmaktan memnuniyet duyduğumuzu tekrar dile getirerek Şubat ayındaki vahim olaydan sonra yanınızda olduğumuzu göstermek için de bir işaret koymak için de burada olduğumuzu belirtmek isterim. Bunun gibi olayların sosyal güvencede ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yeniden gördük. Ve yine bu danışma günleriyle beraber sigortalılarımız için bazı şeyleri gündeme getirerek açıklığa kavuşturmuş olacağımızı ümit ederek burada olduğumuzu dile getirelim. Bu yıl düzenlemiş olduğumuz danışma günlerinde de gördüğümüz üzere bu danışma günlerinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yeniden gördük. Hem Türkiye'de hem Almanya'da düzenlediğimiz danışma günlerinde öneminiz katılım sayısına göre halen ihtiyaç olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk.
Ve burada da yine aynı hizmeti vermek üzere bulunduğumuzdan onur duyduğumu dile getireceğim. Mayıs ayında Bochum'da düzenlediğimiz danışma günlerinden sonra tekrar bu güzide şehrimiz Gaziantep'te Alman heyet üyelerini ağırlamaktan büyük onur duyduğumuzu ayrıca belirtmek istiyorum. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın bulundukları ülkedeki çalışmaları ile Türkiye'deki çalışmalarını birleştirmek ve ilgili ülkedeki sosyal güvenlik mevzuatı ile ülkemiz mevzuatı arasındaki farklılıktan kaynaklanan sorunlarını çözmek amacıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkeler ile ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalamaktayız. Bu amaç doğrultusunda Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı 35 ülke ile şimdiye kadar sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi de 30 Nisan 1964 tarihinde imzalanmış ve 1 Kasım 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu anlamda iki ülke sigorta kurumları arasında yaklaşık 60 yıllık tarihi bir işbirliği söz konusudur. Türk ve Alman sigorta kurumları olarak müşterek sigortalılarımıza etkin ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmak amacıyla yaklaşık 20 yıldır Türkiye-Almanya danışma günleri düzenlemekteyiz.